Günaydın Oh. Günaydın. Oh. Günaydın annesinin kuşu. Günaydın annesinin pamuğu. Oh, mis kokum. Herkese günaydın. Bugün 15 Şubat. Benim meleğim bugün 4 aylık oldu. Biz uyandık. Güneş her sabah uyandığında onu yatağından alıyoruz. Kendi yatağımıza getiriyoruz. Ben burada onu emziriyorum. Ondan sonra da böyle 1 saat, 1,5 saat keyfimiz ne kadar isterse böyle yatakta birlikte zaman geçiriyoruz. Güneş aynı benim gibi böyle mıncıklanmayı, öpülmeyi o kadar çok seviyor ki. Günaydın anneciğim. Günaydın aşk balığım. Günaydın papatyam. Günaydın nefesim. Oh, günaydın ömrüm. Ay. Babamız uyandı, o da bize katıldı. Bizimle birlikte oynadı. Şimdi içeri gitti. Biz de böyle güne bu şekilde başlayalım istedik. Uzun zamandır ben günlük vlog çekmiyordum. Bayağı ara vermiştim. Çünkü bu koronadan dolayı yapacak hiçbir şey yok. Hep evdeyiz, hep evdeyiz. Ve yaptığımız şeyler, değil mi anneciğim? Evet aşkım, yaptığımız şeyler hep aynı şeyler. Yani paylaşacak bir şey bulamadım. Güneş ağzına bakabilir miyim annem? Sizlerle birlikte görmüş oldum. Anneciğim dişlerin çıkıyor. Aşkım dişlerin çıkıyor. Meleğimin dişleri. Oh. Oh, bebeğimin dişleri çıkıyor. Hep evdeyiz, hep standart, hep yaptığımız şeyler aynı. Paylaşacak hiçbir şey bulamıyordum ve bu gerçekten benim moralimi bozuyordu. Düşünüyordum yani her gün aynı şeyi mi paylaşayım ya? İşte ya izlenmezse, ya insanlar sıkılırsa, ya olan abonelerim de bu yüzden geri giderse falan diye. Böyle çok kafamda soru işaretleri oluyordu. Benim severek takip ettiğim Londra'da yaşayan bir YouTuber var. Ara ara hep onu seyrederim. Neden gidiyorsun? Ara ara hep onu seyrederim. O da aynı şeyi yaşamış. Aynı düşünceler. Demek ki bu korona hepimizin psikolojisini bozdu arkadaşlar. Yani farkında olmadan. Değil mi anneciğim? Ay çocuğum doğdu doğdu dışarı çıkmıyor. Senin gözün neden kızarmış güneş? Aa, gözü kızarmış bebeğimin. Yani o da aynı şeyleri söylemiş. Mesela tıpatıp aynı şeyleri düşünmüş. Demek ki bu hepimizin hayatını etkiledi. Gerçekten hepimiz sürekli evdeyiz ve sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Sabah uyanıyoruz. Evet aşkım, kahvaltı yapıyoruz. İşte evi toparlıyoruz. Televizyon izliyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. İşte evin içinde ne yapıyorsak yapıyoruz. Akşam oluyor tekrar yatıyoruz. Yani hep aynı, hep rutin. Sanırım Mart'ın 12'sinde bu illet hastalık dünyamıza bulaşalı, özellikle Türkiye'ye geleli tam 1 yıl olacak. 1 yıldır aynı durumdayız. Yani çok kötü bir şey. Ben düşündüm, o seyrettiğim YouTuber'ı da izledikten sonra, çünkü o da aynı benim şu an size söylediğim şeyleri söylemiş. Acaba kanalı kapatsam mı diye düşündüğü bile olmuş. Ben kanalı kapatmak istemedim ama paylaşacak bir şey bulamadım. Yüzüme bakıp bakıp gülüyor. Paylaşacak bir şey bulamadım. Hep aynı şey, hep aynı şey yani. Düşündüm madem ki
ben dedim günlük vlog çekiyorum. Sonuçta ben günlük hayatımı paylaşıyorum. Günlük neler yapıyorsam ailemi, kendimi, rutinimi paylaştığım için ben her gün tekrar yine eskisi gibi sizlerin karşısına geçmek istedim. Sonuçta her gün neler yapıyorsam inşallah vazgeçmem. İnşallah yine yarın gelirim kamera karşısına. Aynı şekilde paylaşım yapmaya devam etmek istedim. Eskiden ne kadar güzel her gün çekiyordum ama eskiden bir dükkanım vardı ve yol rutinlerim, dükkanda yaptıklarım, işte müşteri görüşmelerim, her şeyimi çekiyordum. Bu sefer tabii koronadan dolayı. Evet aşkım. Evet, güneşli günler sonuçta bizim güneşimiz geldi. Kanalın sahibi geldi artık. Seda ile güneşli günler. Benim güneşim geldiğine göre her gün vlog çekebiliriz biz kızımla. Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Oh. Oh pamuk. Oh pamuk. Maşallah benim kızıma, yavruma benim. Karar verdim. Her gün tekrar karşınızda olacağım. Eskisi gibi her gün yine vlog çekmeye devam edeceğim. Çünkü ne yazık ki koronanın içerisindeyiz. Ne zaman gideceğim, ne zaman kurtulacağımız. Evet hayatım, ne zaman kurtulacağımız hiç belli değil. Sonuçta yaşıyoruz bir şekilde, değil mi? Ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ay yatakta kalmak ne kadar güzel güneş. Değil mi anneciğim? Çok keyifli. Dışarıda lapa lapa kar var. Biz bütün alışverişimizi yaptık. Ama ben yumurta almayı unutmuşum. Ve yumurta benim olmazsa olmazım. Dünkü videomda da paylaştım. Hatta yumurta almaya gidiyordum. Yarı yoldan geri döndüm. O kadar soğuktu ki resmen rüzgar beni itti. O tipi yağıyordu. O fırtına şeklinde kar yağıyordu. Resmen suratıma böyle tokat gibi çarptı o rüzgar, o kar. Hemen eve geri dönmek zorunda kaldım aşkım. Her anneciğim onunla konuşuyorum zannediyor. Evet bir tane. Bugün biraz güneşli hava. Yine kar yağışı devam ediyor. 3-4 gün böyle devam edecekmiş. Tipi yok şu anda. Normal kar yağıyor, lapa şeklinde. Lapa lapa yağıyor derler ya. Kızımı sıkı sıkı giydirip kızımla karda biraz yürüyebiliriz belki bugün. Ne dersin? Ne dersin aşkım? Babayı da kandırırız belki. Baba da bize katılır. Ne dersin? Ne dersin aşkım? Gider miyiz? Gider miyiz? Gider miyiz kardeşim? Kızım bugün 4 aylık oldu. Ay 5 aylık oldu diyecektim. Kızım bugün 4 aylık oldu. 15 Ekim'de dünyaya gelmişti. Saat 9'u 8 geçe. Oh, evlat. Evlat. Ne kadar güzel bir şey bu evlat. Oh, can eriyim. Oh, can eriyim. Sütlerin akıyor, ziyan etme. Ziyan etme. Ziyan etme sütlerimi. Sütlerimi ziyan etme, til ağzını. Çil ağzını. Ziyan etme. Sütleri ziyan etme. Oh. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. İsteyen, bakabilecek gücü olan, sabrı olan, sonsuz sabrı ve sonsuz sevgisi olanlara Allah nasip etsin. Herkese nasip etmesin. Değil mi annem? Bakamıyorlar. Ondan sonra bir sürü sevgisiz çocuk büyüyor. Bir sürü sevgisiz çocuk büyüyor. Yazık buna onlara. Yazık. Yazık anneciğim. Sevgiyle büyüsünler. Değil mi aşkım? Değil mi anneciğim? Sonuçta bebek bakımı çok zor bir şey. Ağlayabiliyor bebekler. Gazı olabiliyor. Anneler uykusuz kalabiliyor.
Bunlara gücü olan annelerin bebekleri olsun bence, değil mi aşkım? Sence? Doyamıyorum öpmelere. Öpmelere doyamıyorum ben bunu. Ben bunu doyamıyorum. Bunu doyamıyorum. Ben buna doyamam. Ben aşkıma doyamam. Doyamam. Benim her şeyim bu, nefesim bu. Bu benim dünyam. Dünyam. Ömrüm. Kalbim. Aşkım. Oh mis koku. Oh mis koku. Benim yiyeceğim kız. Ay saçımı çekiyorsun. Anneciğim saçımı çekiyorsun. Bu arada saçlarım inanılmaz derecede dökülüyor. Hamilelikten sonra olurmuş. Hamileyken. Saçlarımız hormonlardan dolayı saçlarımız çok gülleşirmiş. Yeni saçlar çıkarmış. Hamilelikten sonra da o çıkan saçlar dökülürmüş. Yani aslında bu dökülen saçlar bizim kendi saçlarımız değilmiş. Evet anneciğim. O gelen saçlar döküldüğü için ilk bir yıl böyle sürermiş. Bir yıl sonra dökülme falan kesilirmiş. Çoğu anne kel kalmaktan korkarmış. Ben de ilk gördüğümde dedim nedir yani? Bu böyle giderse ben kel olacağım herhalde dedim. Bildiğiniz böyle tutam tutam saç. Yani inanılmaz böyle peruk gibi her yer o kadar korkunç ki. Ay halka filmindeki kadın gibiyim. Hort hort torayıp da dökülür ya. Anneciğim senin karnını doyurdum şimdi sıra bende. Baba ne yapıyor acaba, bir içeri gidelim. Ay nasıl yağıyor, nasıl yine tipiye döndü, yine fırtına. Ay güneş biz bugün çıkamayacak mıyız ya? Çıkalım annem. Evet ya. Bu ne ya? Evde mi duracağız hep? Hayır tabii ki de çıkalım. Ben güneşi her hava koşullarına alıştırdım biliyorsunuz. Diğer çekimlerinden de görmüşsünüzdür. Hiç yağmur, çamur, kar, fırtına bize işlemez. Biz sıkı sıkı giyinip dışarı çıkarız. Ben Almanya'da büyüdüm. Ay, aşkım. Ay bir tırnak var Fredi gibi. Jilet. Tırnak değil bildiğiniz jilet. Evet aşkım. Taktığı yeri kopartıyor. Ne diyecektim ya? Ha, ben Almanya'da büyüdüm. Almanya'dan konuşamadım. Çünkü kahvaltı yapmadım, afyonum patlamadı. Almanya'nın soğuğu inanılmazdır. Almanya'da yaşayanlar bilir. Eksileri falan görürüz. Bu kar ne ki yani? Burada gördüğüm karın iki misli kar görmüşüzdür. Ve okullar falan da tatil olmaz yani. Biz bu şekilde okula gideriz. Yani giderdik. Ben her hava şartlarına alışkın olduğum için dağlara, taşlara, maşallah diyelim. Kolay kolay hiç hasta olmam. O yüzden kızımı da aynen bu şekilde yetiştirmek. Anneciğim elimi yedin. Yedin aşkım elimi. Kızımı da bu şekilde büyütmek istedim, yetiştirmek istedim. Geçen kar yağdığında güneşi kara yatırmıştım. Her gün karda çıktık. Ama o zaman bu kadar rüzgar yoktu. Yani rahat yürünebiliyordu. Şimdi inanılmaz bir şekilde fırtına var. Yani ben markete gidemedim bütün. Resmen suratıma böyle tokat gibi çarptı o karlar böyle çat çat çat. Anneciğim baba bizi öldürür. Sen kıyı kıyı gözüküyorsun. Heh. Çok kızar baba. Hayır baba çok kızar. Baba çok kızar. Bir yaşına gelmeden göstermemiz yasakmış. Bana kalsa ben hemen göstereceğim. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Kemir. Baksanıza az saçlarım. Her yerde saçlarım. Ay sinir oluyorum. O yüzden ben güneşi hiç böyle pipirikli yetiştirmiyorum. Soğuğu da bilsin, yağmuru da bilsin. Kara bile dokundu o.
Ay midem bulanır, öyle yapma anneciğim. Kusarsın, şimdi yemek yedin. Evet. Ne diyordum ya? Yani hiç böyle pipirikliği yetiştirmiyorum. Her hava koşulunu bilsin. Her hava şartını bilsin. Kara bile yatırdım ben güneşi. Karı da elledi. Zaten şu anda balkonumuz silme kar. Anneciğim çıldırmış olabilir misin şu anda? Bileğimi kas. Midem bulandı, gördün mü? Hadi gidiyoruz. Ay biz kalkıyoruz. İyicene miskinleştik. Saat 9.10'da. Ah, saat öğlen 12 olmuş. Güneş saat 12 olmuş. Saat 10'da uyandık, saat 12 olmuş. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Al tamam. Elimi emmek istiyor. Cadı ya. Hadi içeri gidelim babanın yanına, gel. Gel biz de kahvaltı yapalım aşkım, seni doyurdum. Ay sağ, ne kahvaltı, saat olmuş öğlen 12 kız. 12 olmuş kız. Biz kaçtık. Bye. Biz ne yaptık ne ettik, dışarı çıktık. Yumurta yoktu. Ben de yumurtasız durmuyorum. Yani her şey yumurtayla oluyor. Ah şimdi dışarı çıkıyorum. Dünkü kadar soğuk yok. Bugün biraz daha yumuşamış. Biz böyle kalk kalk giyindik. Markete doğru gidiyoruz. Şarjım çok kalk. O yüzden çok fazla çekim yapamayacağım. Zaten kınamı sıkı tutmam gerekiyor. Gerçi üşümez. Dediğim gibi çok kalın üstümüz. Çok güzel yağ ya. Bunu da size paylaşmak istedim. Ana caddeye çıktık. Yerler kaymıyor. Buralar biraz daha yumuşamış. Sitenin içerisi tam temizlenmediği için orada yürümek biraz zordu. Ama burada yollar temizlemişler. Kızımla şöyle karın tadını çıkartıyoruz. Sıkı sıkı giydik. İnanılmaz kalınız ikimiz de. Yani kara yatsak ıslanmayız. O derece kalınız. Temiz hava alıyoruz. Bol oksijen alıyoruz. Ay, ve yumurtamızı alıp döneceğiz. Sizinle paylaşmak istedim. Ay çok güzel. Ay hep camdan bakıyordum, böyle içim gidiyordu. Bir an önce aşağı inmek istiyordum. Ama güvenemiyordum da, güneş üşür mü? Bir de hasta olmasın bilmem ne. Ama üşecek gibi değil, zaten herkes dışarıda. Şöyle bir bakın. Herkes dışarıda. Köpeklerimiz de var. İşte burası. Markette zaten hemen şurası. Yakınız. Yine çalışma araçları geliyor. Ben bir şekilde kenara çekilmeliyim. Tekrar geliriz. Biz geldik. Yemeğimizi yedik. Ortalığı biraz toparladım. Güneş biraz uyudu. Şimdi uyandı. Onu emzirdim. Ama ekstra olarak mama da veriyorum. Bir dışarı bakayım dedim. Dışarısı felaket olmuş. Şimdi yokuşta bir araba kaldı. Çıkamıyor. Göstereyim dedi onu. Bakar mısınız? Burası tam bir felaket. İnsanlar geliyor ama ona mı yardım edecekler acaba? Yoksa alışveriş için mi gidiyorlar? Allah'tan biz markete yakın oturuyoruz. Hemen markete gittik geldik ama... Yani dönüşümüz yokuş yukarı olduğu için bayağı zorlandım çıkarken. Hem sırt çantası almıştım yanıma. Aldıklarımı sırt çantama koydum. Önümde güneş ceilingde duruyor. Arkamda sırt çantası. Kaymayayım diye yere sağlam basmaya çalışıyorum.
Göz gözü görmüyor. Bakın hala kar yağıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bayağı kalori yakmışımdır diye düşünüyorum. Eve geldiğimde çok terlemiştim. Balkonum nasıl? Pamuk kar. Bakar mısınız? Pamuk şeklinde kar, hatta şöyle göstereyim. Resmen şurası. Şu arabayı gördüğünüz yere gittim. Aşağıdan iki tane araç geliyordu. Yukarıdan da araba iniyordu. Kaldırıma gideyim dedim. Allah'ım, kaldırıma bir çıktım. Yemin ediyorum size, abartısız söylüyorum. Dizlerime kadar kar oldu. Resmen dizlerime kadar kar oldu. Balkonumu şöyle yakından göstereyim. Görüyor musunuz duvarı? Yani ne kadar kalın olduğunu birazdan gösteririm size. Yani abartısız söylüyorum, burası da dizime geliyordur yani, abartısız söylüyorum. Araba çıkmaya çalışıyor. Zincir mi taktı? Ne yaptı? Bir şeyler yaptı orada. Galiba zincir taktı. Evet. Çıkıyor ve çıktı. Ay vallahi zor. Bak bir tane de geliyor buradan. Yardıra yardıra. Çok üşüttüm, kapıyı kapatacağım. Ay, karnım içeri girmiş. Kızım ağlıyor, belki sesini duyuyorsunuzdur. Ben hemen onun mamasını götüreyim, vereyim. Bu gözaltlarım benim nasıl mor? Niye mor? Neden mor? Hem ışık. Evet, ışıktanmış. Hem de maskara sürmüştüm hafif. Soğuktan akmış olabilir. Şu özellikle şuraya maskara akmış. Tamam. Neyse, yabancı mıyız, değil mi? Biz bize konuşuyoruz. Kim var? Aramızda yabancı mı var sanki? Ay, şunun arkasındaki şeyi bulalım. Ay, kahvemi de yapayım. Bugün kahve içmedim. Ben güneşi emzirmeden önce kesinlikle kahve içmiyorum. Ona şey olmasın diye. Hem kafein ona gelmesin, hem uykusu kaçmasın. Günde zaten iki tane içiyorum. Bir Türk kahvesi içiyorum sabah. Bir de bu saatlerde Nescafe içiyorum. O kadar güzel uyumuşuz ki bütün aile. Ay, böyle resmen sızmışız. Hava nasıl? Şimdi uyandım. Bakar mısınız? Valla büyük büyük balkonlardan herhalde büyük büyük kitleler düşüyor. Ya da çatıdan. Ya da birileri balkonunu temizliyor. Bu kadar büyük düşmez herhalde. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Saat 6:30. Dün de bahsettiğim gibi ben fazla kilolarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Doktorum kesinlikle rejim yapmamı istemiyor. Sütümün kalitesi bozulmaması için. O yüzden ben de az ve sık yiyorum. kalorisi düşük ama doyurucu süt yapan şeyler yiyorum. Mesela bulgur yapmıştım. Ve kabak galya yapmıştım. Öğlen onları yedim. Kabak yemeğim bitti. Bulgur pilavım var. Acaba diyorum bulgur pilavını yoğurtla onu mu yesem? Yoksa şunu mu yesem? Bilemedim. Kocam da kendine patates haşlamış. O bizden önce uyanmış. Patatesini haşlıyor şu anda. Kızım uyuyor. Ay, sarılmışız. Koltukta boğuşuyorduk biz en son. Koltukta oynuyorduk, boğuşuyorduk. Hangi ara uyuduk? Nasıl uyuduk? Yani güneş normalinde uyumaz öyle. Demek ki çocuğum yorulmuş. Temiz hava aldık ya, dışarı çıktık. Temiz hava aldık, o yüzden iyi geldi. Ne kadar aydınlık, net gözüküyor. Biz uyumadan önce baktığımızda göz gözü görmüyordu kesinlikle. Şimdi çok güzel gözüküyor. Rüzgarın sesini duyabiliyor musunuz? Fırtına kıyamet. Ben şimdi bir şeyler hazırlayayım. Ay, şurada tekrar bir kahve içmek istiyorum. Güneş hala uyuyor. Uyanır mı bilmiyorum. Bazen şunu da yapıyor. Geçen akşam yaptı onu. 6-6:30 gibi uyudu. Sabah uyandı. Çok yorulmuştu demek ki. Şu anda uyuyor. Salonda uyuyor. Biraz daha bekleyeyim. Bakayım uyanmazsa onu yatağına alırım. Ay, çok güzel.
Onu yatağına alırım. Eğer uyanırsa da artık uyanır yani. Her neyse, güneş tamamen uyandıktan sonra ben yine balkonumda kahve keyfi yapacağım. Yine balkonumda kapanış yaparım size. Şimdi böyle karnımız acıktı. Gelirim yine. Hiç önemli. Ben seninle böyle bir şey yapabiliyor muyum? Aşkım sana kıyamam. Sen niye elini sıcak yere koydun? Çok mu yandın? Soğuk suyu tut. Zeytinyağı sürelim. Bu soğuk, evet. Bir şey söyleyeceğim. O patatesi oraya koydun da altına su var mı? Bakacağım. Biraz da bekleyeceğim. Şuna bir bakayım. Seni meşgul mü ettim ben? Ay şuranın güzelliğine baksana. Balkonumuza bak nasıl kar. Bak göz gözü görüyor şu anda. Dışarıyı görebiliyoruz. Yukarıdan karlar mı düşüyor yoksa üst kattaki komşu balkonunu mu temizliyor? Karlar düşer. Düşer Düşer. düşer. Allah. Siz yine uyuduktan sonra ben balkonumda kahve içmeyi düşünüyorum. Aa. Evet, dün öyle yaptım. YouTube Bizim kapanışında balkonda kahve içerek yaptım. Bugün yine öyle bir kapanış yapacağım. Sen beceriksiz bir adam değilsin. Söyle, madem şikayet edeceksin beni hemen buyur. hangi kanalda çıkacak? Bak Seda ile Güneş dinleyen kanalımızın adı. Kaç takipçiniz var? 1310 olmuş. İyi Ha, mi? yok, zayıf. Zayıf mı? Hı. Ne yapayım, o kadar gelmiş. Ama 19 olmuşuz Instagram'da. Aa. Ne diyorsun onlara, bir şey diyecek misin? Instagram konusunda iyisin ama YouTube'da 10 bin yapamadım. YouTube'da 10 bin yapamadım mı? Sana yazıklar olsun. Lafı söylüyor söylüyor geliyor yapıyor. Eli de yandı kıyamam. Kendine patates haşlıyor. Yerim. Sen de iyi patatesi. Dermiş. Bitti mi? Çok seviyorum. Bitti mi? Ay şu manzaramızı göstereyim. Ay boğazım böyle şey uykudan uyandım ya. Şu anda göz gözü görmüyor. Nasıl bir kar yağışı var? Bakar mısınız? Yerler artık tamamen doldu. Terlikle falan çıkamıyorum yani. Görüyor musunuz? Bu kadar doldu. Ay! Çok güzel yağıyor. İnsanlar dışarıda. Ay dışarıdalar. Çok güzel yağıyor. Ay nasıl güzel yağıyor. Allah'ım. Yani biz işin tabii ki de eğlenceli kısmındayız. Dışarıda kalanlara, evsiz olanlara, sokakta çalışmak zorunda kalanlara, dışarıda çalışmak zorunda kalanlara yardım et. Yani biz işin gerçekten eğlenceli kısmındayız. Bakar mısınız balkonuma? Yani ne kadar yüksek olduğunu anlayın. Bakın. Araba mı kalmış orada? Kaza mı olmuş? Ne, bir şey olmuş orada? Yoksa oynuyorlar mı? Oy! Çok güzel yağıyor. Çok. Çok güzel yağıyor. Harika. Evet, bizdeki son durum bu. Vallahi hava kıpkırmızı. Sizinle bu anı paylaşmak istedim. Şimdilik bu kadar, içeri kaçıyorum. Annesinin balı.
uykusu gelmiş. Güneş benim bir tanem, nar tanem, nur tanem. Güneş benim kuzummuş, canımmış, balımmış. Güneş benim nefesim, çiçeğim, böceğim. Güneş annesinin balı, canısı. Son anne saati başlasın. Şimdi bir kahveyi hak ettim. Hemen bir kahve yapacağım. Ay böyle boğazım falan, ağzım burnum kurudu. Ben güneşe ninni açmıyorum. O ebeveyim falan onları açmıyorum. Çünkü onları çok saçma buluyorum. Danalar girmiş bostana. Kov bostancı danayı yapar gibi. Yani danalar niye bostana giriyor? Dananın çocuğun uykusunda ne işi var? Niye bostancı danayı kovuyor? Yani böyle saçma sapan bir şey olduğunu düşündüğüm için güneşi öyle şeylerde uyutmuyorum. Kendi sesimle kendim o an aklıma ne geliyorsa doğaçlama bir şeyler söylüyorum. Hem güneşi ne kadar çok sevdiğimi hissettiriyorum. Hem de güneşin bilinç altına onun ne kadar değerli olduğunu aşılıyorum. Evet, güzel sözlerimle bebeğime uyuttuğuma göre bir kahveye hak ettim. Ben güneş gün içerisinde kahve içmiyorum. Güneşin uykusu kaçmasın diye. Bir de kafein, vücuduma kafein gelmesin diye. Sadece sabah güneşi emzirdikten sonra bir tane kahvesi içiyorum. Öğlen Nescafe içiyorum. Güneşi emzirdiysen eğer, güneşin karnı toksa, 3-4 saat güneşi emzirmeyeceksen öğlen bir tane Nescafe içiyorum. Ya da işte süt anne çayları içiyorum. Süt arttırıcı anne çayları içiyorum. Ama akşam güneşi yatırdıktan sonra bir keyif kahvesi içiyorum. Şimdi de o keyif kahvemden yapacağım ve içeceğim. Sefer'in kızı var. Başladı. Onu seyredeceğim. Kocam çekirdek falan açmış. Kendine büyük bir ihtimal ziyafet yapmış. Hemen ona eşlik edeceğim. Böyle. Ben şimdi kahvemi yapayım. Oturayım bari baş köşeme. Hak ettim bunu. Hak ettim sus. Bebek büyütmek o kadar kolay değil işte. Hemen öyle uyumuyor. Bizdeki son durum bu. Kahvemi yaptım. Çekirdeğimi aldım. Dizimin karşısındayım. Ay dün bahsetmiştim ama şöyle göstermek istiyorum. Güneşi bere örüyorum. Şöyle kukulata şeklinde olacak. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Tam açamadım. Kukulata şeklinde olacak. Şurasında pompon olacak. Bir de şöyle soft renklerim var. Bununla da üçgen şal gibi atkı öreceğim. Bunlara başladım. Televizyonun karşısında iyi oluyor. Kışın zaten ne yapılır ki başka? Dizi kahve. Ve güneşin atıyla kapanışımı yapayım. Her gün yeni bir vlogla tekrar gelmeye karar vermiştim. Bugün sabah sizinle de paylaşmıştım. Bugünlük bizim günümüz böyle geçti. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.